Nedim Şener Efradını cami, ahyarını mani. Dün dündür. İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağralioğlu'nun başkanlık divanındaki görevine son verilmesi ve buna gösterdiği tepki çok konuşuldu. Son yazımın konusu da buydu. CHP'de Atatürkçü ve ulusalcılar, İP'de de milliyetçiler, saf dışı ediliyor tartışmalarının yapıldığı bir dönemde yaşanan görevden alma elbette önemliydi. 2018'de İP'ye giren Ağralioğlu milletvekili oldu, kamuoyu tarafından milliyetçi söylemiyle dikkat çekti ama partideki pozisyonu tuhaf bir şekilde aşağı doğru gitti. Önce gerekçe gösterilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkan vekilliği görevinden alındı, sonra parti sözcülüğü görevine son verildi, şimdi de Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı bitirilerek başkanlık divanı dışında bırakıldı televizyondan öğrenmiş. Grup başkan vekilliği ile başkanlık divanındaki görevlerine kendisiyle görüşülmeden Meral Akşener'in kararıyla son verildi. Görevden alınma kararları açıklandığında herkesle beraber öğrendi. Grup başkan vekilliği görevine son verildiğini ise televizyonlardan duydu. Ağar en çok kızanlar, İp'in ittifak ortağı CHP ve işbirliği yaptığı PKK'nın siyasi şubesi HDP. CHP ve İP'in en büyük korkusu ise HDP'nin 2023 seçimlerinde destek vermemesi. Bu nedenle zaman zaman HDP'yi en sonda demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ağaraleoğlu'nun görevine son verildiği yorumları yapıldı. FETÖ, PKK, HDP'lileri sevindiren karar Aralioğlu kendisine haber verilmeden görevden alınmasının sürpriz olduğunu gazeteci İsmail Saymaz'a şöyle anlattı. Hiçbir şey söylenmedi. Hatta endişeye gerek olmadığı, ucu bana gelen radikal bir değişiklik olmayacağını duymuştum. Bir gerekçe de belirtilmedi. Olması lazım. Evet, bu çok rencide edici bir şey. Usulü karardan daha rencide edici. Kararın gerekçesini de bilmiyordu. Sadece sevinenlere bakıp bir sonuç çıkarabileceğini şu cümlelerle işaret etti. Genel başkan kararları kendine mahsus gerekçelerle verebilir. Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İyi partiyi, HDP'yi dert etmeyin. Mühim olan Erdoğan'ın gitmesi zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor. Değişen tarzı siyaset. Peki Yavuz Ağralioğlu tam bir gün sonra gazetecilerin karşısına çıkıp ne dedi? Partilerde görev değişiklikleri olağandır. Ben kendisine görev tevdi edilince iyi diyecek, görevden alınınca kötü diyecek kadar karakteri, mizacı zayıf bir insan değilim. Ağralioğlu konuşmasında Tarzı siyaset değişikliği diyerek İP'de milliyetçiler tasfiye ediliyor tartışması hakkında da şunları söyledi. Dün İyi Partimizin grup başkanı İsmail Tatlıoğlu Bey'in mevzuyla ilgili soruya verdiği cevap bu değişikliğin bir görev değişikliği şeklinde olduğu, bir tarzı siyaset tercihinden vazgeçildiği endişeleri deruhte edecek şekildedir. HDP'yi dert etmeyin. Mühim olan Erdoğan'ın gitmesi siyaseti. Ağradeoğlu herhalde İP'de kullanılıp tasfiye edilen, FETÖ'nün Ergene balyoz kumpaslarında yargılananlarla İP'in kurucularından Yusuf Alaçoğlu, Özcan Yeniçeri, İsmail Ok, Seyit Yücel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un istifa ederken tarzı siyaset değişikliğini görmemiş, istifa gerekçelerini okumamış. Oysa bir gün önce rencide olduğunu, görevden alınmasının PKK, Fetö ve HDP'lileri sevindirdiğini kendisi anlatıyordu. Bir de İyi Partiyi, HDP'yi dert etmeyin. Mühim olan Erdoğan'ın gitmesi zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor diyordu. Bir gün öyle, ertesi gün böyle. İyi polis kötü polise devam. Ağrılıoğlu önceki gün gazetecilerle konuşmasına ise şu cümleyle başladı: Arkadaşlar. Kısa bir açıklama yapayım. Eskiler efradını cami, ayarını mani derlermiş. Şimdi bir çerçeve arz etmem lazım size. Önce efradını cami yapayım. Türk Dil Kurumu deyimler sözlüğüne göre efradını cami, ayarını mani ne eksik ne fazla anlamına geliyor. Yani bir gün arayla yaptığı açıklama efradını cami, ayarını mani tam anlamıyla dün dündür, bugün bugündür. Ağralioğlu, parti için faydasını şöyle tarif ediyor. Partinin siyasi koordinatlarında yapılması gerekenleri diskura çevirebilecek bir yol arkadaşıyım. Dün de Akşener'le görüştü ve mutluydu. Artık birileri HDP'yi kızdırmamak için uğraşacak. Milliyetçi tabanın ihtiyacı olan diskuru da o çekecek. İyi polis, kötü polise devam edilecek. Nedim Şener, Hürriyet Zekeriya Say, Ağralıoğlu'nun uykusu da ağırmış. O dönem BBP-MKYK üyesi olan Yavuz Ağralıoğlu, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şaibeli helikopter kazasında vefat etmesinin ardından BBP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde BBP, referandumda evet diyeceğimiz için partiyi karıştırıyorlar başlıklı operasyonel bir haber yayımlandı. 28 Şubat sürecinden alışkın olduğumuz bir dille hazırlanan haberde, ismi saklı tutulan BBP'li bir üst düzey yetkilinin ağzından Ağralıoğlu'nun eski bir iptaciyeli olduğu iddia edilerek, bunların büyük çoğunluğu 10 yıldır partiye bile uğramayan insanlar, bir bölümü de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu tarafından ergenekonla bağlantıları olduğu gerekçesiyle partiden uzaklaştırılmış tipler şeklinde ifadelere yer verildi kendisine yönelik operasyonu idrak edemeyen Ağralioğlu da hemen ertesi gün FETÖ yayın organı zamana konuşarak ibtidaceli olduğum ve Ergenekonla bağlantım bulunduğuna yönelik bu haberler iftiradır. Ergenekonla ilgim olamaz. Referandumda evet diyeceğim şeklinde bir açıklama yapma gereği duydu. 3 Temmuz 2011'de yapılan kongrede seçimi kaybetmesinin ardından başkanı olduğu Türkiye İnisiyatifi Hareketi adına yeni anayasa çalışmalarına yönelik Konferanslarda boy gösterse de uzunca bir dönem ortalıkta yoktu. Derken milliyetçi muhafazakar makyajla kurulan İyi Parti'nin İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Alaralioğlu seçim sonuçlarını değerlendirmek için Afyonkarahisar'da toplanan İP'in ilk kampında toplantıda partimizi kasıtlı olarak itildiği, CHP tabanından çıkaracak, İyi Parti'nin kendi dilini belirleyeceğiz şeklinde beylik laflar ederken Proje Parti İp'te ilk patlak yaşandı. Afyon'da toplanan ipliler birbirine girdi, eleştirilerin, küfürlerin havada uçtuğu kavgada burnu kırılanlar oldu. Bir siyasi mühendislik çalışmasıyla ipi kuran Meral Akşener, kavgayı da fırsata çevirdi. Önce göstermelik olarak istifa etti ve kurultayda aday olmayacağını söyledi. Sonra da sözde delegeler tarafından aday gösterildiği için yeniden koltuğuna kavuştu. Afyonkarahisar'daki çalıştay görünümlü dizayn operasyonu sonrası İyi Parti'nin kuruluş sürecinde yer alan Yusuf Alaçoğlu, Özcan Yeniçeri, İsmail Ok, Vedat Yeneler, Seyit Yücel, Ümit Özdağ, Tamer Akkal, Hayrettin Barut, Tuğba Vural, İsmail Koncuk ve Ali Türkşen partiden tasfiye edilirken, dönen tiyatroyu idrak edemeyen Ağralıoğlu ise kökleşme sürecinde bu tür sancılar olur diyordu. Oysa yaşanan sancı değil, bal gibi operasyondu. Türk milliyetçilerinden kısmen arındırılan ip, ismi FETÖ ile anılanlarla eşcinsellerin haklarını dillendirenlerle doldurulmuştu. Geriye ipi, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin taleplerine boyun eğecek kıvama getirmek kalmıştı. Ağralioğlu, demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yolun meclisten geçtiğini hatırlatırken, şer ittifakı içinde gösterilmekten bıktık, İyi Parti asla terörle ilişkilendirilemez şeklinde cümleler kurarken, bizim desteğimizle meclise girdiniz diyen HDP'li kurtulana laf yetiştirirken, İP e belirlenen istikamete doğru ilerliyordu. Buna rağmen Yavuz Bey uyanamıyordu. Akşener'in S-400'ler Sarayı korumak için alınıyor sözlerine rağmen Ağralioğlu biz S400 meselesini kendi güvenliğimiz için yaptığımız bir hamle olarak görüyoruz diyordu. Yetmiyor. İlan ediyorum aldatmacaya inananlar hiçbir kimseyle ortak paydam yoktur diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaza rağmen yeni kapı ruhu kısa sürdü diyerek Başkan Erdoğan'ın Türkiye ittifakı fikrine destek veriyordu. Tüm açıklamaları nedeniyle yetkisini kullanan Akşener tarafından grup başkan vekilliği görevinden alınıyor, uyanmıyordu. Genel başkan yardımcılığından alınıp parti sözcülüğü görevine getiriliyor, taltif edildiğini düşünüyordu. Zillet bileşenleri CHP'li İbrahim Kaboğlu önderliğinde toplanıp anayasa taslağı hazırlarken Ağır Alioğlu hala CHP HDP ile kurumsal olarak devam edeceğim diyebilir ama biz bu bileşen içinde olmayız açıklaması yapıyordu. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ittifaka ilişkin açıklama yapıyor. Yavuz Ağralioğlu "Terörün gölgesinin düştüğü yerde biz olmayız" diyordu. Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşenerle Pervin Buldan'ın kadınlar gününü kutlamasına Akşener itiraz etmezken Ağralioğlu Akşener isminin HDP ile birlikte zikredilmesine itiraz ediyordu. Ağrılioğlu biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan dediğinde CHP sözcüsü Faik Öztürak Ağrılioğlu'nun sözlerinin kıymet harbiyesi olmadığına söyledi. O hala uyanmadı. En son Meral Hanım bir kez daha yetkisini kullanarak zillet İttifakı'na çomak sokan Yavuz Bey'i kıza çekti. Ağrılioğlu istifa etmek yerine kalkmış, görev verilir, alınır diyor. Yahu kovulmaktan beter olmuşsun, Hala ne diyorsun? Uyansana be adam. Zekeriya Say yeni akit.